Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerde de Hatip okutulan seçmeli hadis metinleri dersimizin ikinci dönem ikinci yazı çalışma sorularını yapacağız. Birinci sorumuz i̇mam Gazali az yemenin ve açlığın faydalarını nasıl açıklamaktadır? Sevgili arkadaşlar büyük alim İmam Gazali açlık anında kalbe ve beyne fazla kan hücum olmadığı için düşünme gücü artar, anlayış ve seziş kabiliyeti artar, gelişir der. 2 Az yemek ve açlık incelik ve gönül huzuru sağlar. Allah'ı anmaktan zevk almak ve zikre devam etmek bu sayede ancak mümkün olur. 3. İnsan açlık anında Rabbine daha bir iştenlikle yönelir, kulluğunu idrak eder, acizliğini anlar, kibir ve gururdan uzaklaşır, Allah'ın yüceliğini, rahmet ve merhametinin sonsuzluğunu kavrar diyor. Başka? Aç kalan insan muhtaç ve yoksulların halini anlar. 5. İnsanı her türlü kötülüğe sevk eden nefistir. Nefse hakimiyet az yemek ve açlık da sağlanır. Açlık çok uyumayı engeller. Çünkü çok yiyenler çok uyurlar. Çok uyku ise kalbi kurt karartır, zihni faaliyetleri engelleyerek çalışmayı önler der. 7. Az yemek ibadetlere devamı kolaylaştırır. Kalp ve gönül uyanıklığı sağlar, zaman kaybını önler. 8. Az yemek ve aç kalmak vücudun sağlıklı kalmasını ve bir kızım hastalıkların yok olmasını sağlar. 9. Az yem ve açlığa tahammül edenler geçim kolaylığı içinde olurlar. 10. Az yemek yiyenler bu sayede başkalarına yardım edip hem dünya hem de ahiret hayatlarından mutluluğa kavuşur diyor. İkinci klasik sorumuz aile ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Değerli arkadaşlar. Aile içi iletişim, aile üyeler arasında kurulan ilişkiler bütününü anlatır. Aile yuvasında anne babayla çocuklar arasında doğru bir iletişimin kurulması, çocukların karşılaştıkları problemleri, düşünce ve duygularını dile getirmeleri ve konuşarak onlara çözüm yolu bulunması çok önemlidir. Aile içi sevgi ve saygı bağlarının güçlenerek sürdürülmesi için de buna ihtiyaç vardır. Anne babanın dayanışması, anlayış ve davranış bütünlüğü çocukların ruh sağlığını olumlu etkiler. Aile içi iletişimi kolaylaştırır, mutlu ve huzurlu bir ortam oluşturur. Hiç şüphesiz aile içinde oluşan ortam toplum ve devlet yapısına olumlu veya olumsuz bir sonuç olarak yansıyacaktır. O yüzden aile içi iletişim kazalarından uzak durmak için herkes birbirine saygılı davranmalı, herkes aile içerisindeki konumunu ve haddini bilmelidir. Ticaretle uğraşanlarda olması gereken özellikleri yazınız. Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerekir. Sözünde ve işinde doğru, dürüst ve güvenilir olan tüccarın Allah nezdindeki itibarının ve ahiretteki makamının büyük olacağı kesindir. İş, meslek ve ticaret hayatına yalan söylediğinden, maddi manevi emanete riayet etmediğinden itibarını yitirmiş olan bir insan namaz ve oruç ibadetinin hakkını verememiş ve semeresini yani meyvesini alamamış demektir. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. O yüzden ölçü tartıya da ne yapacak? Ticaretçiler dikkat edecekler. Üçüncü klasik sorumuz, hasta ziyaretinde nelere dikkat etmeliyiz? Hasta ziyareti şifa dileğine bulunarak hastaya moral vermek, ona teselli ederek gönlünü almak ve maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak demektir. Hastanın yanına girdiğimiz zaman uzun ömürlü olması hususunda onu ümitlendirip kederini dağıtınız. Şüphesiz bu ümitlendirme hiçbir şeyi geçici yere çevirmez fakat hastanın gönlünü hoş tutar diyor Peygamberimiz. O yüzden bizler hastaların yanına vardığımız zaman iyi dileklerde bulunmalıyız. Başka bir hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki hastaya veya cenazeye yakınlarına ziyarete gittiğinizde hayır söyleyin çünkü melekler sizin söylediklerinize amin der. Sevgili arkadaşlar bu bölümde doğruya doğru yanlışa yanlış sorularıyla konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Enes bin Malik, Müksirun diye bilinen çok hadis rivayet eden 7 sahabiden birisi olmuştur. Ondan gelen hadislerin sayısı 2286'dır. Allah ondan razı olsun. Doğru. Evde hiçbir kimsenin olmaması halinde bile Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin duasıyla selam verilerek eve girilmesi tavsiye edilir. Bakın dinimizde selam ne kadar önemli. Esselamu aleyküm diye Müslümanlara selam veririz. Evde kimse yoksa da Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Özellikle erkek fizik veya davranış bakımından eşinde mutlak güzellik arayarak ondan olmayacak şeyleri beklememeli ve duygularla değil akılla hareket etmelidir. Güzelliği veren Allah'tır. O yüzden biz Allah'ın verdiklerine razı olacağız. Resulullah zaman zaman devlet başkanı sıfatıyla çarşı ve pazarı denetlemiş, böylece halkın aldatılmasını önlemiş, bu davranışıyla daha sonraki idarecilere de örnek olmuştur. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Piyasaya sürülen mal ve eşyayı abartılı bir şekilde olduğundan farklı gösteren reklamlar da bir çeşit aldatmadır. Çünkü mal ve eşyanın niteliğini abartarak tanıtmak bir nevi yalan ve aldatma demektir. O yüzden ne diyoruz? Reklamlara aman haman dikkatli izleyin. Hemen inanmayın. İslam hukukuna göre bir malın satış aktine konu olabilmesi için onun dinin hükümlerine ve ahlakın ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Yani haram bir mal olmaması gerekir. Rabbimiz Müslüman kadın ve erkeklerin takva temelli ve sorumluluk bilinci gerçekleştirilen giyim kuşamına vurgu yapar. O yüzden kadınların giysileri bellidir, erkeklerin giysileri bellidir. Mahrem olan yerleri kapatılması gereken yerler bellidir. Dinimizin, Allah'ın, peygamberin bildirdiklerine uyumlu olmalıyız. Takva elbisesine ters düşen şöhret elbisesi. Bak bir de böyle bir şey var. Çevrenin dikkatini üzerine çekip çalım satmak için giyilen kibir ve gurur izleri taşıyan Rengi veya tarzı alışılmışın dışında olan elbiselerdir. O yüzden şöhret elbisesine de aman aman dikkat edelim. Müslüman tevazulu olmalıdır, kibirli değil. Peygamberimizin yemek konusunda ayrım yapmadığı ve mevcut olanla karnını doyurduğu kesindir. O yüzden bizler de evimizde, iş yerimizde, okulumuzda önümüze gelen yemekleri ayırt etmeden yemeli, Rabbimize şükretmeli ve o yemeği yapanlara el sağlıklığı dilemeliyiz. Sıla-i Rahim Cennete ileten bir yol olduğunu söyleyen Peygamberimiz, onun rızkın ve ömrün bereketlenmesine zemin hazırladığını dile getirir. Yani akraba ziyareti nedir? Dinimizde sılayı rahimdir. Sevgili arkadaşlar, kanalımızda diğer tüm sınıfların sözel ve dini ders içeriklerini sınavlara hazırlık çalışma sorularında bulabilirsiniz. Onlardan da istifade edebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza arkadaşlarınızı tavsiye ederek onların da bu bilgilere ulaşmalarına vesile olabilirsiniz. Şimdi boşlukları doldurma sorularındayız. İnsan veya insanla ilgili şeyler hakkında olur. İnsanın bedeni, kıyafeti, konuşma şekli, evi, işi gibi pek çok konuda olabilir. Halk arasındaki dedikodu kelimesi nedir? Gıybet ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Yine boşluğumuza gıybet getireceğiz. Gıybet dinimizde haram bir davranıştır. Başkalarının arkasından konuşmayacağız. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü nedir? Ahlaktır sevgili arkadaşlar. Ya güzel ahlak ya da kötü. Bir terim olarak başkasının sahip olduğu maddi manevi imkan ve nimetin yok olmasını istemek bu da nedir? Hasettir. Kulhemuzu Rabbil Felak min ma halak ve min şerrin gasiqin izâ ve ve min şer fil uğad ve minşer şer hasedin iza haset. şerrinden Allah'a sığınmamız istenmektedir. bunu zıttı gıptadır. Allah'ın birine güzellik vermesi, başarı vermesi, mal vermesi, ev vermesine gıpta edeceğiz. Maşallah diyeceğiz. İnsanın kendini başkalarından üstün görüp büyüklenmesi ve haddini bilmemesi nedir? Kibirdir. Kibir de şeytanın bir vasfıdır. Kibirden ne yapacağız? Uzak duracağız, tevazulu olacağız. Bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akit yani anlaşma yapmaya razı etmeye sevgili arkadaşlar. Nedir? Bu da aldatmadır. Bundan da uzak duracağız. Gönül rızasıyla her şeyimizi gönül rızasıyla karşılıklı rıza ile yapmalıyız. Savurganlık, sınır aşma, aşırılığa kaçma, gereksiz tüketim ve dengesiz harcamaya denir israftır, israf haramdır. Vaktimizi, zamanımızı, gözümüzü, paramızı israf etmeyeceğiz. Allah'ın vermiş olduğu tüm nimetlerin kadrini, kıymetini bilip dengeli harcayacağız. Nokta nokta bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki ben Allah Teala komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Peygamberimiz kime hakkında söylemişti? Cebrail adlı melek komşu hakkında o kadar tavsiyede bulunmuş ki komşu komşuya mirasçı olacak zannettim buyurmuştur. O yüzden komşu da dikkat edeceğiz. Cenaze veya cinaze kelimesi hem ölü hem de tabut için kullanılır. Ölmek üzere olan kişiye de ne denir? Muhtazar denilir sevgili arkadaşlar. O yüzden ölmek üzere olanlara kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ve güzel sözlerle teselli vermeliyiz. Hicretin 10. yılındaki hac ibadeti esnasında Resulullah Arife günü Arafat'ta Allah'a hamdü senadan sonra irad ettiği uzun hutbe, Peygamberimizin son evrensel mesajı, 23 yıllık dini hayatının Kur'an ve sünnetin bir nevi özeti şeklinde hala günümüz insanlığına hitap eden, kıyamete kadar hitap edecek olan veda hutbesidir. Peygamberimiz ömründe bir defa hacca gitmiştir, veda haccıdır. O yüzden Müslümanlar da ömürlerinde bir defa şayet şartlar oluşursa hacca gitmeleri farzdır. Peygamberimiz veda hutbesiyle insanlığa uymaları gereken tüm kuralları özetlemiştir. Buraya da veda hutbesini yazacağız. Son sorumuz. Peygamberimiz Hazreti Hatice'den sonra en çok Hazreti Ayşe'ye muhabbet duymuştur. Ona ne demiştir sevgili arkadaşlar? Hatırlayın. Hümeyra değil mi? Hazreti Ayşe'ye Hümeyra diye hitap etmiştir. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice vefat edince daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe ile evlenmiştir ve Hazreti Ayşe'nin evinde de ne yaptı? Vefat etti. Oraya gömüldü. Şu anda Peygamberimiz Medine'de Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki Ravza-i Mudahharada istirahat etmektedir inşallah. Bizler de cennete ulaşırsak Rabbimizin izniyle Müslümanlar olarak cennette Peygamberimize kavuşacağız. Evet sevgili gençler bu dersimizin sonuna geldik. Diğer derste de görüşünceye kadar sınavlarınıza ve derslerinize de hepinize başarılar diliyoruz.